Merhaba, ben Doktor Benan Çağlayan, İstanbul Onkoloji Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bugünkü konuşmamda kısaca bronkoskopi ve ultrasonografili bronkoskopi ya da EBUS dediğimiz tanı ve tedavi yöntemlerinden söz etmek istiyorum. Bronkoskopi başta akciğer kanseri olmak üzere solunum yollarını veyahut da akciğerleri ilgilendiren birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde kullandığımız hava yollarının yani bronşların içerisini görmemizi sağlayan endoskopik bir tekniktir. Nasıl yapılır diye soracak olursak bronkoskopi, bronkoskop adı verilen bükülebilir, yumuşak bir cihazın ucunda kamera olan bir cihazın burun ya da ağız yoluyla hava yollarına ilerletilmesi ve hava yollarının görünebilir hale getirilmesi ile yapılır. Eğer hava yollarının içerisinde örneğin bir tümör gibi herhangi bir hastalığa ilişkin doku varsa ya da buralardan farklı yöntemlerle örnek almak amacıyla kullanılabilir. Bronkoskopi genel anestezi altında hastanın hiçbir şey bilmeden ve duymadan yapılabileceği gibi lokal anestezi ve sedasyonla da yapılabilir. Aslında işlem ağrısız bir işlemdir. Burada anestezi kullanmanın ya da anestezik madde kullanmanın amacı hastanın heyecanını yatıştırmak ve öksürük ya da öğürtü reflekslerini ortadan kaldırmak veya baskılamaktır. Genel anesteziyle yapıldığında zaten biraz önce söylediğim gibi herhangi bir refleks ya da herhangi bir şey duyulması söz konusu değildir. Sedasyonla yapıldığında da kesinlikle ağrısı olan bir işlem değildir. Peki ne zaman bronkoskopi yapılır ya da kime bronkoskopi yapmak gerekir? Aslında göğüs hastalıkları alanında oldukça sık başvurulan bizim temel tanı araçlarımız ya da temel tanı yöntemlerimizden biridir. Başta da söylediğim gibi akciğer kanseri kuşkusu ya da varlığında kanserin hücre cinsini belirlemek, gerekirse genetik özelliklerini belirlemek ve akıllı ilaçlara uygunluğunu tayin etmek için yani biyopsi almak için bronkoskopi yapılabilir. İlle kanser olması şart değil. Birçok iyi huylu hastalığın teşhisinde ve bazı akciğer hastalıklarının tedavisinde de bu yöntemi kullanabiliriz. Örneğin enfeksiyon hastalıkları söz konusu olduğunda bronkoskopi sayesinde doğrudan hasta olan bölgeden örnek alarak enfeksiyona neden olan mikrobiyolojik ajanın tespit edilmesi mümkün olabilir. Örneğin tüberküloz mikrobunun aldığımız materyalde görülmesi hastalığın teşhisinin tüberküloz olduğunu bize kolaylıkla söyleyebilir. Ya da bir başka mikrobun görülmesi ona yönelik antibiyotikleri seçmede bize yardımcı olabilir. Yine akciğer grafisinde görülen birçok anormal durumda bu anormal durumun hangi hastalığa bağlı olduğunun ayırt edilebilmesi için bronkoskopi yapılabilir. Örneğin akciğerde apse vardır ya da bronşektazi dediğimiz hava yollarının genişlemesiyle ilgili bir rahatsızlık olabilir. Zatürre olabilir. Karınla göğüs duvarı arasındaki zarın anormal bir pozisyonu ya da hareket bozukluğu söz konusu olabilir. Hastada ses kısıklığı olabilir. Ses kısıklığının nedenini ortaya koymak için yine bronkoskopiye başvurulabilir. Başka örnekleri düşündüğümde aklıma hemen gelen şey kan tükürmesi olan bir hastada bu kanamanın kaynağının belirlenmesi, miktarının görülmesi ve eğer gerekiyorsa içeriden müdahale edilmesi amacıyla bronkoskopi yapılabilir. Yine bir başka nedeni bulunamayan ya da astım, KOAH ve buna benzer bir nedeni olmayan nefes darlığının nedeninin ortaya konulması için bronkoskopi yapılabilir. 2 ayı aşkın süredir öksürüğü olan yani kronik öksürük dediğimiz hadisenin mevcut olduğu hastalarda öksürük nedeninin belirlenmesi için de bronkoskopi yapılabilir. Bütün şu ana kadar saydıklarım bronkoskopinin teşhis amacıyla yapılması gerektiği durumlardı. Bazen de tedavi amacıyla bronkoskopiyi kullanabiliriz.
Bunun en bilinen örneklerinden biri, yaşlı, genel durumu düşkün hastalarda öksürük refleksi baskılanmakta ve hastalar bu nedenle bronşların ifrazatlarını, yani Türkçe deyimiyle balgamlarını çıkarmakta zorluk çekmektedirler. Balgamın bronş içerisinde birikmesi ise hava yollarında tıkanmalara, akciğerde sönmelere ve enfeksiyonu neden olmaktadır. İşte bu tür hastalarda, ameliyat sonrası dönemlerde, yoğun bakımda yatan hastalarda bu balgamların, ifrazatların hava yollarından çıkartılması, hava yollarının temizlenmesi amacıyla yine bronkoskopiye başvurabiliriz. Özellikle çocuklarda olmak üzere, bazen erişkinlerde de olmak üzere yabancı cisim aspirasyonlarında hava yollarına kaçan yabancı cismin, örneğin bir kuru yemişin ya da buna benzer başka bir şeyin çıkartılması için bronkoskopiyi bazen de acil şartlarda kullanmamız gerekebilir. Bunun ötesinde akciğer kanseri olanlarda veya bir başka organ kanseri olup da akciğere, hava yollarına yayılımı olan hastalarda bazen tümör ana hava yollarını daraltabilir ya da tıkayabilir. İşte bu durumda solunum yetersizliğini ortadan kaldırmak için bronkoskopik yöntemlerle koter kullanmak, elektrokoter kullanmak veya lazer gibi farklı cihazlar kullanarak ya da mekanik olarak hava yolunun içerisindeki bu tümörü parçalayarak hava yolunu açıklığının sağlanması amacıyla da ve bu açıklık sağlandıktan sonra bu daralan bölgelere stent konulması amacıyla da bronkoskopi kullanılabilir. Belki de burada unuttuğumuz daha birçok durumda bronkoskopi sıklıkla başvurduğumuz bir tanı ve tedavi aracıdır diye bu konuyu vurgulayabilirim, özetleyebilirim. Bronkoskopiye girmişken son 2 dekattır yaklaşık olarak uygulanan ultrasonografi ile birlikte yapılan ve kısaca EBUS adı verdiğimiz yine bir başka bronkoskopik yöntemden de söz etmek isterim. Bu yöntemde biraz önce saydığım bronkoskopide hava yollarının içerisini görmek mümkünken sadece bu yöntemde hem hava yollarının içerisini hem de hava yollarının dışında kalan, hava yolları çeperine komşu olan göğüs içerisindeki örneğin lenf bezlerini, tümör dokularını, iltihabi dokuları görmek mümkündür. Çünkü burada bronkoskopun ucunda bir de ultrasonografi cihazı vardır ve bizler işlemi yaparken hem optik kamera aracılığıyla hastanın bronşlarının içerisini hem de ultrason aracılığıyla bronş duvarının arkasında kalan yapıları görebilmekteyiz. Böyle olunca özellikle göğüs içerisindeki lenf bezlerinden ultrasonda görerek gerçek zamanlı görüntüleme eşliğinde biyopsi almakta mümkün hale gelmiştir bu yöntemin uygulamaya girmesiyle birlikte. Bu yöntemin başlıca kullanım amacı akciğer kanserinin göğüs içerisindeki lenf bezlerine yayılıp yayılmadığının değerlendirilmesidir. Yani mediastinal evreleme dediğimiz işlemin yapılmasıdır. Bu işlem, yani mediastinal evreleme ise akciğer kanserinin tedavi yöntemini belirlemedeki en önemli köşe taşlarından biridir. Eğer tümör göğüs içerisindeki lenf bezlerine yayılmışsa uygulanacak tedavi yolu farklıdır. Yayılmamışsa uygulanacak tedavi yolu farklı olabilir. Hastana ya cerrahi müdahale yapılıp yapılmaması tamamen bu evrelemeye, yani bu işleme bağlı olabilir. Bunun için özellikle kanser hastalarında çok önemlidir. Bunun yanı sıra EBUS dediğimiz yöntem kanser dışı hastalıklarda, kanser dışı lenf bezlerini tutan hastalıkların tanısında kullanılabilir. Örneğin tüberküloz, sarkoidoz dediğimiz nedeni bilinmeyen tüberküloza bağlı bir başka hastalık veya lenf bezinin kendi tümörü olan lenfomalar lenf bezlerini tuttuklarından EBUS adı verdiğimiz bu yöntemle kolaylıkla teşhise ulaşılabilir. Bu cihaz kullanıma sunulmadan önce bu tür hastalarda genellikle cerrahi bir girişim, genel anestezi altında cerrahi bir girişim yapılmakta ve bu lenf bezlerinden örnek alınmaktaydı. Oysa şimdi bu cihaz sayesinde göğüs içerisindeki lenf bezlerine genel anesteziye gerek olmaksızın ayaktan hastanede yatış gerektirmeden ve herhangi bir ameliyat olmadan ulaşmak, örnek almak son derece güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Yine bu yöntemle sadece lenf bezleri değil,
göğüs içerisinde bronş duvarına komşu tümörlerin de teşhis edilmesi ya da enfeksiyon bölgelerinden de örnek alınması mümkün hale gelmiştir. Kısacası EBUS için söyleyebileceğim şey, bu yöntem son yıllarda göğüs hastalıkları alanında ya da bronkoskopi alanındaki en önemli keşiflerden biridir ve tüm dünyada yaygınlığı giderek artmaktadır. Özetle bronkoskopi ve endobronşiyal ultrasonografi, yani EBUS hakkında vereceğim bilgiler bu kadardır deyip konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için.